Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı birim olan Zeugma Mozaik Müzemiz 2011 yılında açılmış olan ülkemizdeki çağdaş müzecilik anlayışıyla açılmış olan ilk müzelerimizdendir. Tabii Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'in kültür ve turizmi için ülkemizin ve kültür ve turizmindeki o katkıda en önemli paylardan birine sahip bir müzedir. Çok önemli bir ziyaretçi kitlesine sahip bir müzemiz var. Zeugma Antik Kenti'nde 1990'lı yıllarda Biricik Barajı kurtarma kazılarıyla çıkan mozaiklerimiz daha öncesinde bu müze açılmadan önce arkeoloji müzemizde, şehir merkezinde bulunan arkeoloji müzemizde sergileniyordu. Ama o kadar önemli mozaikler olduğu için, o kadar çok mozaiklerimiz olduğu için artık bakanlığımızca yeni bir müze açılması ile ilgili alınan karardan sonra bu müzemizde şu an gördüğünüz devasa olan harika bir müzede sergilenmekte. Çok önemli mozaiklerimizden bahsetmiştik. Ama tabii ki burada en önemlisi Çingene Kızım. Çingene Kızım mozaiğimiz çok önemli bir marka. Tabii Çingene Kızım mozaiğimizin dışında Yunan ve Roma mitolojisine ait özellikle Avrupa'nın kaçırılışı gibi, kahvaltıdaki kadınlar, Afrodit'in doğuşu, onun dışında Akileus'un Troya Savaşı'na kaçırılışını anlatan çok özel hikayesi olan mozaiklerimiz var. Satir'in Antiope'yi kaçırdığı bir sahne, Daidalos mozaiğimiz var. Bu da özellikle Mimar Daidalos'un hırdavat dediğimiz aletlerle, özellikle inşaattaki kullandığı aletlerle betimlendiği bir mozaik. Ve tabii bunun dışında okyanuslar ve denizler tanrısı Poseidon mozaiğimiz var. Okyanus Tetis, Fırat tanrısı, Fırat'ın nehir tanrısı Eufrates'in mozaiği. Dionysos, yani şarap tanrısı Dionysos'a ait çok önemli sahneler var. Mozaiklerimizin dışında da tabii müzemizin çok önemli bir eseri daha var. Mars heykeli. Yani Tanrı Mars'ın, savaş tanrısı Mars'ın bronzdan yapılmış kendi boyutundaki en önemli eserlerden birisi de bu müzemizde. Gözleri altın kakmalı. Bronzdan yapılmış bir elinde mızrak, bir elinde bitki demetini. Yani Zeugma aslında hem savaşçı hem de barışçı bir kent olduğunu anlatan, kentin girişinde sergilenen bir eserdi. Aslında biz geçen seneye göre, geçen sene 2021 yılında ilk 6 ayımız genelde pandemi yasaklarıyla geçmişti. İkinci 6 aydan sonra pandemi yasakları kalktıktan sonra biz geçen sene Zeugma'da şunu görmüştük biz. 2022'de yaklaşık 500 bin bantlarına ulaşabilecek bir ziyaretçi kitlesini hedeflemiştik. Bu daha önceki yapmış olduğumuz haber çalışmalarında da söylemiştik. Daha yıl bitmedi. Gaziantep'te turizm devam ediyor. Bugün itibariyle Zeugma Mozaik Müzemizde şu an 424 bin ziyaretçi ağırladık. Yıl sonuna kadar inşallah bu rakam biraz daha artacak. Tabii 2011 yılından günümüze kadar baktığımızda bu müzemizin ilk açıldığı zamandan bizdeki tutmuş olduğumuz istatistiklerde Zeugma Mozaik Müzesi'nin şu an 2 milyon 700 bin yaklaşık ziyaretçi ağırladığını biliyoruz. 2022 yılında da bu sene yıl bitmeden özellikle ilk 11 ay itibariyle 424 bin rakamları. Ay yıl sonuna kadar bu rakam biraz daha artacak. İnşallah 500 bin bantlarını, ama önümüzdeki sene hedefimiz daha da fazla. Zeugma Müzemizde 500 bin bantlarını geçmek.